Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Başı büyükçeydi. Omuzları genişti. Keskin bakışları vardı. Kararlıydı. Bir konuda karar verdi mi? Dünya bir araya gelse dönmezdi, dönüş yapmazdı. Dönüşü hiç düşünmedi. Azim bir bakışı vardı. Sakalı kesifti. Boyu ortadan hafif uzundu. Zor işi severdi. Zor işi başarmayı severdi. Mekke'de ağırlığı vardı. Konuştu mu dinlenirdi, yürüdü mü bakılırdı. Elini kaldırdı mı çekinilirdi. En zor konularda ve en zor koşullarda en önde olandı. Bir silüet gibiydi. Bakanlar ondan çekinirlerdi. Zor bir adamdı. Mekke'nin demir yumruklu 2-3 insanından biriydi. Annesinin adı Hale'ydi. Abdülmuttalib'in oğluydu. Hale onu doğurdu. Amine Muhammed Mustafa'yı doğurdu. Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe bu iki çocuğu bir anda emzirdi. Böylece kardeş oldular. Resulullah'la kardeş oldu. Bir taraftan kardeşti, öteki taraftan amcaydı. Mekke'nin çölü tanır onları ikisini. Ebu Kubeys dağına az tırmanmadılar Resulullah'la beraber. Dağın en yamacına nasıl çıktığını Mekke'ye bir sor. Bak neler anlatacak sana. Ne hikayelerden dem vuracak Ebu Kubeys dağı. Nasıl konuştuğunu, nasıl tırmandığını anlatacak. Hazreti Peygamber'in ayağı kaydığında kolundan tutardı. Ayağı taşa takıldığında Resulullah kolundan tutardı. Hamza ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam ikizlerdi sanki. Amca yeğen ama esasen iki kardeştiler. Gerçi tarihçi Süheyli der ki, Hazreti Hamza Resulullah'tan 2 veya 4 yaş büyüktür. Öyle dese de bu görüş çok isabet görmemiştir, itibar görmemiştir. Yaşları çok yakındı. Belki Hazreti Hamza 1 yaş büyüktü sadece. Hazreti Peygamber'in 10 tane amcası olmuştu. Takdir-i ilahi kader öylesine tecelli etti. Hazreti Peygamber'in 10 amcasının çoğu İslam'dan önce hayatını kaybettiler. Geriye Hamza kalıyordu, Ebu Leheb kalıyordu, Abbas kalıyordu, Az kalıyordu, Ebu Talib kalıyordu. Birinden çok çile çekti çile peygamberi, diğerinden sefa gördü. Birinden cefa, birinden safa gördü. Biri çelme takıyordu ona, ötekisi ise yanında siperdi. Gönül gönüle, ruh ruha, iç alemiyle tam bir intizam, tam bir bütünlük vardı. Seviyordu hakikaten, bir yeğen olarak, bir akraba olarak seviyordu. Halıları vardı, Atike, Ümeyme, Beyza, Berre, Safiye ve Erol, Resulullah'ın halaların adlarıydı. Hele özellikle Safiye, Safiye, Safiye. Ayrı bir yeri vardı Nebi'nin yüreğinde. Nebi'nin kalbinde Hazreti Safiye'nin ayrı bir mekanı vardı.
Hazreti Hamza evlendi sonra. Ya'la ile evlendi. Ya'la'dan çocukları oldu. Mesela Ammara, ki Hazreti Hamza'nın en sevdiği isimlerden biri, Ebu Ammara, Ammara'nın babasıydı. Ammara, Fazıl, Zübeyir ve Ukayl, Hazreti Hamza'nın çocuklarının adıydı. Bir de bir çocuğu vardı daha, adı Muhammed'di. Ama ne yazık ki Hamza'nın bütün çocukları küçükken vefat ettiler. Mekke'nin dar sokakları arasında her birinin cenazesini sırtında taşıdı Hamza. Doğruydu. Bazı insanlar var ki dizginlenemez. Bazı insanlar var ki çember tanımaz. Bazı insanlar var ki çukura düşüremezsin. Sıçradı mı mekanları aşardı. Bazı insanlar var ki hiçbir güç, hiçbir kuvvet onları sınırlayamaz. Set yaparsan baraj gibi bütün setleri yıkar geçer. Bazı insanlar var ki sen onu durduramazsın. Tarihte bir isim oldu sonra. Kararlılığın, karar verdiğinde geriye dönmemenin adı Hamza oldu. Dediler ki Hamza gibi erkek adam dediler sonraları. Tarih boyunca Hamza gibi ciğerli adam dediler. Hamza gibi mert dediler. Namertlere Hamza gibi bir adam lazım diyorlardı. Öyle anlatıyorlardı. Nesiller nesile, nesiller öyle anlatacaklardır Hazreti Hamza'yı. Ama bir lakabı vardı. Lakabların ötesinde bir şeydi. Onu çok sevecektir. Ve biz de çok sevdik ve çok sevmeye devam edeceğiz. O lakabını hiç ama hiç unutmayacağız. O lakabının adı Esedullah'tı. Esedullah, Allah'ın aslanı. Aslandı hakikaten. Yeleleri kabarmış, sanki tırnaklarını çıkarmış, sanki avını gözleyen ama düşen avı parçalamayacak kadar asil, avlamadığını yemeyecek kadar asil, öyle bir görüntüsü vardı. Adı Hamza idi. Öyle dediler ona. Hazreti Peygamber İslam'ı ilan ettiğinde, peygamberliğine ilan ettiğinde düşmanları çoğaldı. Cefa görüyordu. Ne kadar garip, en büyük cefayı amcası Ebu Leheb'ten görüyordu. Hatta bir gün Hazreti Peygamber Kabe'nin avlusunda şöyle eğilmiş secde ederken Ebu Leheb Resulullah'ın arkasından yürüyecek ve Hazreti Peygamber'in topuğuna sert bir cisimle vuracak. Hazreti Peygamber'in topukları kanayacaktır. İnce bir kan sızacaktır. Bazen Ebu Leheb taş atardı Resulullah'a. Hamza bunu gördüğünde Ebu Leheb'e ağır bir şekilde hakaret edecek. Kardeşine diyecek ki Muhammed, Muhammed'e çatacak bir sen mi kaldın? Senden başka adam kalmadı mı? Yeğenine taş atıyorsun. Ayıp değil mi diyecektir. Bir insan olarak duracak. Hazreti Peygamber sadece kanları temizleyip yürüyecek. Amcası taş atsa ne yapsın? Amcaya lanet mi edecek? Hayır. Beddua mı edecek? Hayır. Düşmanlık mı edecek? Çatışacak mı? Hayır. Kenara çekiliyordu. Allah Nebisi sessizce evine doğru, hemen Safa ile Merve'nin arasındaki o yakın evine doğru çekiliyordu. Bir gün öyle diyordu. Benim çok zalim iki komşum var. Ben onlardan çok cefa gördüm diyecektir. Soruyordu. Hazreti Hatice soruyordu. Sana cefa veren, eziyet eden o iki komşun kim diyordu. Biri amcam Ebu Leheb, öteki Ukbe diyordu. Bana çok eziyet ettiler. Beni çok hırpaladılar diyecektir. Amca hırpalarsa, amca hakaret eder, küfrederse siz ne yapabilirsiniz? Kime ne anlatacaksınız? Karşınıza en büyük engel amcanız olarak çıksa ne yaparsınız? Yapılacak bir şey yoktu. Bir gün Kabe'nin oradaydı. Namaz kılıyordu, eğilmişti.
Hazreti Peygamber'in arkasından Ebu Cehil geldi. Cehaletin, şirkin, zulmün, gaddarlığın, hakkı teslim etmemenin, vahye düşmanlığın, hakikatin düşmanlığı oluşun zirvesi olan Ebu Leheb, Ebu Cehil geliyordu. Hazreti Peygamber'in topuğuna sert bir cisimle tekme atıyordu. Bir anda Resulullah'ın topuğu kana bulanıyordu. Dönüp bakıyordu Ebu Cehil namazdan sonra. Ebu Cehil Muhammed o az bile diyordu. Resulullah başını önüne eğiyordu. Bir şey demiyordu. Dememesi lazımdı. Sabır lazımdı. Peygamberler sabırla yoruluyorlardı. Eyüp sabretmedi mi? Yakup sabretmedi mi? Sabır lazımdı, sabır. Sabretmen lazım ki yol alasın. Sabretmesen şayet savrulur düşersin, kalkamazsın. Sabrediyordu onun için. O gün çok eziyet ettiler. O gün çok hakaret ettiler. Öylesine ki kabuğuna çekildi o gün işte. Şeybe Umeyye, 5 lider, yanında Ebu Leheb, Ebu Cehil, Umeyye, Velid, Resulullah'ın etrafında Hazreti Peygamber'e önce küfrettiler, sonra hakaret, sonra o secdedeyken ayaklarının altına vurdular. Öylesine ki Resulullah bir an sendeledi öne doğru. Sendelediğini görünce de koca bir işkembeyi, devenin pis işkembesini kafasına koydular. Hazreti Peygamber öyle durdu secdede. Kalksa üstüne dökülecek. Dakikalarca süren bir secdeydi. Secdeden önce Resulullah'ın mübarek boynuna ip atıp ipi çekmeye çalıştılar. Hazreti Peygamber uzun müddet ipin iki tarafını tuttu. Mekkelilerin, müşriklerin, zalim diktatörlerin tebessümleri, kahkahaları karşısında şu Kabe'nin etrafında Resulullah ölüme ramak kala kurtulacaktı. O gün çok ağırdı. O gün ne zordu. O gün ne dönülmemesi gereken bir geceydi. Keşke ümmet hiç yaşamasaydı. Keşke Kabe hiç görmeseydi. Keşke Kabe hiç ama hiç şahit olmasaydı. Şehitlerin sen başıydın Hamza, Peygamberin amcasıydın Hamza. Düşman gölgenden titrerdi Hamza, rüzgar gibi sen eserdin Hamza. Sen ölünce peygamber ağladı, gökte melekler inledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza, can Hamza. Melekler inledi Hamza, sevdalıyız biz yoluna Hamza, can Hamza, can, can Hamza, can. Thank you.
dile gelse de konuşsa Uhud, sanki birden haykıracak Hamza. Gönüllerde senin yerin başka, unutmak mümkün mü seni Hamza? Sen ölünce peygamber ağladı, gökte melekler dinledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza, can Hamza can, can Hamza can. Sen ölünce peygamber ağladı, gökte melekler dinledi Hamza. Sevdalıyız biz yoluna Hamza, can Hamza can, can Hamza can. Bir gündü yine Mekke'de, bir gündü. Allah Nebisi'nin hayli hırpalandığı o gündü işte. Akşamüstüydü, gruba yakındı güneş. Hazreti Hamza avdan dönüyordu. Terkisine attığı koca bir vahşi hayvanla dönüyordu. Avı severdi, avın zor olanı seçerdi. Aslanla boğuşmayı, kaplanla koşuşturmayı severdi. Hamza idi işte. Başka tarifi, başka bir ifadesi olabilir mi acaba? İşte bir gün böylesine dönüyordu. Asil bir dönüşü vardı. Atının üzerinde Mekke'ye bir girişi vardı ki. Sanki benim ne olduğumu görmek istiyorsanız bakın arkamdakine diyordu. Tam dönecekken hanımını gördü. Hanımı Ummu Ammara diyordu ki Hazreti Hamza'ya, duydun mu haberi? Hangi haberi diyordu? Benim avladığım şu vahşi hayvanı mı, şu kaplanı mı diyorsun? Hayır Ebu Ammara, ben onu söylemiyorum. Ya neyi söylüyorsun? Sen kardeşinin oğlunun başına geleni duydun mu? Hangi diyordu? Muhammed'in, ne olmuş Muhammed'e? Ebu Cehil bugün ona küfretmiş. Hakaret etmişler. Velid tekme atmış ona. Şeybe ip dolamış başına. Ötekiler sırtına hayvanın koca pisliğini koymuşlar. O pis insanlar, o nezih, o tertemiz mübarek sırta devenin işkembesini koymuşlar. Dönüyordu öyle. Sen duydun mu diyordu. Hazreti Hamza atını bağlamadan dönecek. Ne diyorsun sen kadın diyecek. Ne dediğinin farkında mısın sen? Hamza'nın yeğenine mi yapıyorlar bunu? Evet, senin yeğenine yaptılar. Sen vahşi hayvanları avlamaya devam et. Mekke'nin kadınları bu zulme artık isyan ediyorlardı. Hazreti Resul'e olan zulme. Hazreti Hamza hızla Darun Nedve'ye doğru yürüdü. Mekkelilerin toplandığı Kabe'nin etrafındaki o bahçeye doğru yürüdü. Orada bir köle kadın onu gördü. Ebu Ammara, Ebu Ammara dedi. Hazreti Hamza son derece sert bir dönüşle, ne söylüyorsun kadın dedi. Kadın dedi ki, Muhammed'i bugün öldürüyorlardı biliyor musun? Eğer kızı olmasaydı onu öldüreceklerdi. Hazreti Hamza içeri girdi, toplanmış Resulullah'a yaptıklarını anlatıyorlardı. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid, Şeybe, Utbe, Umeyye, Ebu Süfyan ve ötekileri kahkahalar atıyorlardı. Muhammed'e bugün Mekke'yi zindan ettik diyorlardı. Hazreti Hamza birdenbire elinde yayıyla, sırtında kılıcıyla içeri girdi ve direkt Ebu Cehil'in karşısına dikildi. Baktı Ebu Cehil'e, sen beni tanıyor musun dedi. Seni kim tanımaz Hamza? Hayır, sen beni tanımıyorsun dedi. Al bu Hamza'dan dedi. Elindeki okunu sert bir şekilde yayını
Ebu Cehil'in suratına öyle bir indirdi ki Ebu Cehil'in bir anda yanağı yarıldı ve kan fışkırmaya başladı. Hamza ne var deyince ne olduğunu sen iyi biliyorsun dedi. Ve sonra çok kısa bir aradan sonra bugün Hazreti Hamza'ya misafiriz. Bugün ta Uhud'a kadar takip edeceğiz inşallah. Mekke'de Hazreti Hamza yeğeninin hırpalandığı o mekana girip Ebu Cehil'in yüzüne elindeki yayıyla sert bir şekilde indirdiğinde, Ebu Cehil'in yüzü bir anda kan çanağına döndüğünde Ebu Cehil'in adamları hemen ellerini kılıçlarına attılar. Ellerini kılıçlarına atınca Hazreti Hamza da kılıcını çekti. Bir anda iki taraf karşı karşıyaydı. Bir tarafta aslan avcısı Hazreti Hamza, demir bir bilek gibi ayakta. Öteki tarafta Ebu Cehil'in adamları. Ama Hazreti Hamza'ya en yakın kişi Ebu Cehil'di. Eğer bir kılıç parlasa ilk kez Ebu Cehil'in kafası gidecekti. Ebu Cehil'in Hazreti Hamza'nın kılıcından sıyrılması mümkün değildi. Bunu iyi farkındaydı. Onun için Ebu Cehil birden ellerini kaldırdı. Hayır hayır dedi, Hamza haklıdır. İnnehu alel hak dedi. O hak sahibidir. Kılıçlarınızı kınına koyun dedi. Ben bugün sınırı aştım. Yeğenine çok eziyet ettim. Hakaret ettim. Hamza hak sahibidir. Kimse Hamza'ya yanaşmasın diyor. Ebu Cehil akıllık yapıyordu. Hazreti Hamza Resulullah'ın tarafına geçerse denge alt üst olabilir. Bunun farkındaydı. Kılıçlar kınına konup aşağı dönünce Hazreti Hamza kılıcını indirdi. Sonra döndü Ebu Cehil'e. Vallahi dedi, bir dahaki sefere kalkan elimdeki okum yayımla değil kılıcımla vururum dedi. Sonra döndü ve şöyle dedi. Bundan sonra Muhammed'e kim yanaşırsa bilsin ki amcası arkasındadır. Muhammed savaşmaz. O halim bir insandır. O kavgayı sevmez. Ama benim nasıl kavga ettiğimi iyi bilirsiniz siz dedi. Tabir yerindeyse bir anda öyle bir hava estirdi ki Hazreti Hamza, hak ettiği Hamza oydu işte. Gerekiyordu. Zalimin karşısında bir mazlumun nazlumu korurken, bir zalimin karşısında hakkın önünde olmak, hakkın yanında olmak, Hamza olmak, Hamza'ya yakışırdı, iman yakışırdı, İslam yakışırdı. Sonra direkt Resulullah'ın yanına gitti. Hazreti Peygamber'in yüzünde darbelerin izi hala vardı. Tek başınaydı Resulullah. Oturmuş odasında. İçine çekilmişti sanki Nebi. Beklemiyordu. Bu zalim milletten bu kadar zulüm de beklemiyordu. Çilenin bu kadarı fazla geliyordu sanki. Yanına oturdu. Sen ne kadar asilsin dedi. Sen dedi buraya çok büyük geliyorsun dedi. Hak etmiyorlar ki seni, senin gibi bir insanı dedi. Biliyor musun Muhammed dedi. Demin Ebu Cehil'in yüzüne vurdum. Yüzünü kanattım. Demin sana hesap soranların tümüne hesap sordum dedi. Ama Resulullah'ın umurunda değildi sözler. Başını bile kaldırmadı. Hazreti Hamza döndü. Sen dedi memnun kalmadın mı yaptıklarımdan? Yoksa eksik mi oldu dedi. Yapmam gereken bir şey var mı? Hazreti Peygamber amca dedi. Sen beni sevindirmek mi istiyorsun? Evet dedi, seni sevindirmek istiyorum. Yüzün gülsün dedi. Beni sevindirmek istiyorsan Müslüman ol amca dedi. Başka türlü benim yüzüm gülmez ki dedi. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Canım kadar severim. Amcamın ateşte yanmasına razı olamam ki dedi. Sen o kadar mı istiyorsun dedi. Vallahi çok istiyorum dedi. Döndü. Muhammed biliyor musun dedi. Dün geceleyin çölde uyurken başımı kaldırdım. Şöyle semaya baktım, göklere doğru. Kendi kendime dedim ki Allah
şu dağlara, şu taşlara, şu ovalara sığmayacak kadar büyük. Allah nasıl olur Kabe'nin içindeki putlara sığar? Muhammed, biliyor musun? Sen doğru söylüyorsun. Bana söyle, bu iş nasıldır? Hazreti Peygamber'in gözleri birden parladı. Amca dedi, sen Müslüman mı oluyorsun? Evet Muhammed aleyhisselam. Hadi söyle bana, hadi söyle dedi. Resulullah ayağa kalktı. Nebinin mübarek gözleri damla damlaydı. Muanaka yapıyorlardı. Daha dün Mekke'nin dağlarında koşuşturan şu iki çocuk şu anda Resulullah'ın evinde diz dize, kucak kucağa kucaklaşıyorlardı. Hazreti Peygamber'le Hamza kucaklaşıyorlardı. Hamza Müslüman oluyordu. Sonra biraz sonra Kabe'nin oraya çıkacak ve ilan edecektir. Ben de kardeşimin oğlunun dinine tabiyim. Bilin ki bundan sonra onlara saldıracak olanların her biri karşısında Hamza'yı bulacak. Bunu duyunca Ebu Cehil birdenbire eyvah diyordu. Belimiz büküldü diyordu. Sinirleniyor, kızıyor, ürküyordu Ebu Cehil Resulullah'ın yanına, Hamza'nın gidişine. Bir kez bir darbe daha yiyecekti daha sonra. Hicri 6'dır. 6 senede sahabenin sayısı ancak 40'a varmıştı. Artık Bilal, Ümeyye bin Halef'in eziyeti altındaki Bilal, Hazreti Ammar, Suheyl ve Suheyb ve diğerleri, çileler azalacaktı biraz sonra. Sonra bir gün dediler ki, Ömer Muhammed'i arıyor. Mekke'nin iki adamı vardı ki baş edilmezdi onlarla. İki delikanlısı, gözlerini hiçbir tehlikeden sakınmayan, yürürken sağa sola iltifat etmeyen, sağa sola bakmayan, kafalarına bir şey koydular mı çelik olsa kıran iki adam vardı. Zincirlenemeyecek iki adam vardı Mekke'de. Biri Hazreti Hamza idi, öteki Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'in Resulullah'ı aradığı duyuldu. Diyorlardı ki Muhammed'i arıyor öldürmek için. Hazreti Peygamber'in sahabesi Darul Erkam bin Ebul Erkam'ın evindeler. Tabir caizse tam bir hücre faaliyeti. Resulullah yavaş yavaş insanları kazanıyor ama gizli kapaklı. Hamza'ya dediler ki Ömer geliyor dediler. Vallahi gelişi hiç iyi değil. Elinde kılıç, bacısını ve eniştesini esir almış geliyor. Resulullah'ı öldürmeye geliyor, eyvah diyorlardı. Bunu duyunca Hazreti Hamza dedi ki, Ömer onun için geliyorsa arzu ettiğini bulacaktır. Öldürmek için geliyor, kapıları açın. Döndü ve genç sahabiler dediler ki, ama gelen Ömer dediler, sıradan bir adam değil. Hazreti Hamza'nın sesi Erkam'ın evinde yankı yaptı. O Ömer'se ben Hamza'yım dedi. Ömer başka niyetle geliyorsa istediğini bulacak. Kılıcıyla öldürürüm vallahi onu dedi. Kapıları açın, gelsin bakalım. Hazreti Ömer yavaş yavaş içeri giriyordu. Onu ilk karşılayan Hazreti Hamza oluyor. Elinde kılıç, sahabi iki, bir saf kuracaktı. Ömer o safın içinde yürürken, Resulullah'a doğru yanaştığında Hazreti Hamza Ömer'in kolunu tuttu. Diğer bir sahabi Hazreti Ömer'in diğer kolunu. Ömer iki kolu tutulmuş halde Resulullah'ın huzuruna. Çünkü bir an ne olacağı belli olmazdı. Ömer tehlikeli bir adamdı. Ama ondan daha tehlikelisi vardı, Hamza oradaydı. Resulullah'ın tam Resulullah'la yüz yüze gelince Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber kalktı. Ömer'in sırtında bir şekilde bir kement vardı. Hazreti Peygamber elini uzattı. Hazreti Ömer'in kemerini tuttu ve şöyle silkeledi. Koca gövde, belki Resulullah'ın birçok katı olan koca gövde bir anda şöyle yerinden oynadı. Hazreti Peygamber Ömer'e dedi ki, Hattab'ın oğlu daha ne zamana kadar küfürde, daha ne zamana kadar isyanda devam edeceksin? Sen Müslüman olmaya niyeti değil misin dedi. Hazreti Ömer birdenbire durdu ve sarsıldı.
Hem bulunur mu? Bakalım bulunur mu? Bakalım Hamza sonra ne yaptı? Çok kısa bir aradan sonra. Sadece bir dakika sonra buradayız Hazreti Hamza ile beraber. Bir dakika sonra. Ve o gün akşam Hazreti Ömer Müslüman oluyordu. Bir anda Mekke'de bir şaya şok üzerine şok, önce Hamza sonra Ömer. İşte Darun Nedve'de elindeki sopayı hızla yere vuran Ebu Cehil işte şimdi yandık diyordu. Muhammed bize öyle bir tokat attı ki diyordu. Tokatı atan Allah'tı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi tokatı atıyordu. Farkında değildi ama. Bir yıl içerisinde 6 yılda 40 kişi olan Müslümanlar Hazreti Ömer ile Hazreti Hamza ile beraber sayıları bir anda Müslümanların sayısı bir anda 200 kişiye varıyordu. Çok kısa bir süre içerisinde. Müslümanlar büyük bir güç sahibi oluyorlardı bir an içerisinde. Sonra Hazreti Hamza birden dönüyordu ve diyordu ki bütün kapıları açın ve ilan ediniz. Korkacak bir şey yok. Bundan sonra onlar hesap yapacak. Biz hesap yapmayacağız. Dengeler birdenbire değişiyordu. Bir gündü. Resulullah'la oturuyordu. Bir ara dedi ki sana kim vahiy getiriyor? Resulullah buyurdu ki Cebrail. Cebrail'i bana gösterebilir misin Muhammed Aleyhisselam dedi. Hazreti Peygamber elbette gösterebilirim ama tahammül edemezsin diyordu. Hayır görmek isterim diyordu. Bana gösterebilir misin? Resulullah buyuruyordu ki o zaman şurada dur yanımda dur. Cebrail gelince sana söylerim diyordu. Yanında duruyordu. Bir müddet sonra Cebrail gelince Hazreti Peygamber eliyle işaret ediyordu Hazreti Hamza'ya. Unzur ya ammi diyordu. Amca bak oraya işte Cebrail orada. Hazreti Hamza başını kaldırıyordu. Kaldırmakla beraber Hamza Mekke'nin o sert kumlarına düşüyordu. Uyanınca diyeceklerdi ki ne gördün ki bayıldın Hamza? Senin gibi bir adam ne gördü ki bayıldı? Bütün yeryüzünü, bütün göğü kuşatan bir kanat gördüm diyordu. Bütün gök kapatıldı. Ben sadece Cebrail'in parmak uçlarını gördüm. Yakut mücevheratla parlıyordu. Pençeleri kartal pençesi gibiydi. Bir anda üstüme doğru geldi ve kendimi kaybettim. Cebrail'in görüntüsünden biriydi sadece o. Şimdi bakın Muhammed Mustafa'ya. Cebrail'le görüşüyor. Hamza gibi bir aslan avcısı Hazreti
Cebrail'in parmağını görmeye tahammül edemiyor. Aradaki büyük farka lütfen Allah aşkına bir bakın, dönün, ibret alabilmek için. Hala İslam'ı anlamak istemeyenler, ibret olabilmek için daha ne gerek? Gökten bir merdiven mi inmesi gerek? Salat ve selam ey sultan. Salat ve selam ey Hacer-i Esved'in, ey makam-ı İbrahim'in, ey Hicri İsmail'in, ey Arafat'ın peygamberi. Sonsuz salat ve sonsuz selam sana. Sonra bir Bedir geldi kapıya. Hicretten daha 12-13 ay sonraydı. Hazreti Hamza Bedir'in en büyük kahramanlarından biriydi. Birebir yeke yek vuruşmalarda bütün rakiplerini alt üst etti. Melekler o gün alamet takmışlardı. Hazreti Hamza deve kuşu kanadını takmıştı o gün üzerine. Onunla ilgili bir hatırayı Hazreti Ali anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ali, Bedir günü müşriklere her dem en yakın adam Hamza idi diyor. Sürekli onlara yakındı. Vahşi anlatıyor sonraları. Uhud'da kendisini hiç sakınmayan bir adam vardı, Hamza idi. Hazreti Hamza o gün Ebu Cehil'in dublörünü, benzerini yok edecektir, öldürecektir. Mekke müşrikleri diyorlardı ki Bedir'de bize ne yaptıysa Hamza yaptı. Bedir'de canımıza Hamza okudu diyorlardı. Tufan gibiydi, bir fırtına gibiydi Hamza. Hazreti Ali anlatıyor. Bir ara savaşın ilerleyen dakikalarında ayağım kaydı diyor. Yere düştüm, kılıcım elimden düştü. Hazreti Ali anlatıyor. Bir müşrik bütün hıncıyla üstüme doğru geldi. Arkamdan başıma indirecekti. Ben bir an darbeyi beklerken birdenbire bir kılıç şakırtısı duydum. Birdenbire kılıç şakırtısıyla çeliğin kırıldığını hisseder gibi oldum. Döndüm baktım ki Hamza arkamda. Kılıcını kaldırmış, iki kılıcıyla beraber beni öldürmek için geleni bertaraf etmiş. Sonra bana baktı, kalk Ali kalk dedi. Vallahi o gün kılıcıyla o beni kolladı. Yoksa beni arkadan vuruyorlardı diyordu Hazreti Ali. Hazreti Hamza'yı anladı. Ne kadar yumuşak, ne kadar mütevazisi mezarında şimdi sen, işte şu mezarda. Uhud'un kahramanına bakın. Hazreti Peygamber'in amcasına bakın. Ne kadar mütevazi bir mezarda, kendi başına ne kadar yalnız, ne kadar sessiz, bütün bir kainatı temsil ediyor dacısına. O kadar azim, o kadar büyük. Giderseniz bir gece Medine'ye, düşerse yolunuz bir gece Medine'ye, diyorum ki size gecenin geç saatinde mutlaka Hazreti Hamza'ya gidin. Göreceksiniz yeryüzünün en güzel kokularının nesimlerini, baharlarını siz Uhud'da duyacaksınız. Hazreti Hamza'nın mezarını orada girin ve görün. Duyacak, hissedecek, hissedecek ve hem de dokunurcasına hissedeceksiniz. Hazreti Hamza'nın orada anlayacaksınız ki Hamza sanki kalkmış mezarının başında hoş geldiniz demektir. Ve sonra bir gün Uhud geldi. Yaşlılar diyorlardı ki şehirde kalalım. Ensar diyordu ki Medineliler çıktığımız her seferde yenildik. Hazreti Hamza diyordu çıkmak lazım. Kavgaysa kavga, kılıçsa kılıç. Gelmişlerse Medine'ye kadar ta Mekke'den kalkıp 500 kilometre gelmişlerse diyordu Hazreti Hamza, biz şehre çekilemeyiz, biz korkak değiliz diyordu. Kana kansa kan, kılıçsa kılıç diyordu. Hazreti Peygamber sessizdi, sakindi. Belki hayatındaki en sessiz günlerinden birini geçiriyordu. O ancak konuşmaları dinliyordu. Ne yapalım, şehri mi koruyalım, çıkalım mı? Akşam bir rüya görüyordu. Rüyada bir zırh görüyordu. Zırhın içinde kılıcının başının kırıldığını görüyordu. Koca bir öküzün kesildiğini ve bir koçun kesildiğini görüyordu.
Soruyorlardı Resulullah'a, bu rüyanın anlamı nedir? Zırh Medine'dir, Medine'den çıkmamak lazım. Kılıcımın ucundaki kırıklık benim ve ailemden çok sevdiğim birinin ölmesi demektir diyordu. Anlıyordu Resulullah. Bir öküz kesilmiş, büyük telef olmuş, ashabımdan çok insan ölecek diyordu. Bir koç müşriklerin ölümüne işaret diyordu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir diyordu, canım sana feda, ne yapalım, çıkmayalım Ebu Bekir diyordu. Hazreti Hamza duyunca parlıyordu birdenbire. Ya Resulallah diyordu, emrin başımız üstüne ama biz Medine'de kadınlar gibi mi oturalım diyordu. Tahammül edemiyordu Hazreti Hamza. O gün oruçluydu Hazreti Hamza. Sizin yarın oruçlu olacağınız gibi. Efendimiz karar vermiyordu. Ama sahabenin genelinin ve gençlerin çıkmak lazım, çıkmak lazım. Hele Bedre katılmayanların gitmek lazım dediklerini görünce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dönüyordu. Ve diyordu ki çıkmak lazımsa çıkmak. Çıkmak lazım diyorlardı ve çıkacaklardı. Sen Mekke'de doğan yüce Resulsün, alemlere rahmet gönderilensin. Sana inananlar kurtuldu ebed, merhameti sonsuz ey peygamberim. Sana inananlar kurtuldu ebed, merhameti sonsuz ey peygamberim. Gül yüzlü, gül yüzlü peygamberim, serdarım ümmetin yoluna seni. Eşin yok benzerin cihanda seni, merhameti sonsuz ey peygamberim. Akşamdı. Hazreti Peygamber bir rüya görüyordu. Garip bir rüyaydı gördüğü rüya. Sabahleyin tedirgin kalkıyordu. Hazreti Ebu Bekir'i çağırıyordu. Ebu Bekir gel yanıma. Hazreti Ebu Bekir geliyordu. Buyur ya Resulallah diyordu. Ebu Bekir diyordu. Bir rüya gördüm bugün. Allah'ın Resulü ne rüya gördü deyince Hamza'yı gördüm diyordu. Amcamı gördüm rüyamda. Ya Resulallah amcanızı nasıl gördünüz dediğinde Hamza'yı gördüm, melekler Hamza'yı yıkıyorlardı diyor. Hazreti Ebu Bekir dönüyordu. Anlamı nedir ya Resulallah? Meleklerin Hamza'yı yıkaması ne demektir? Dudaklar büzülüyordu bir an, Resulullah'ın başı önüne düşüyordu. Derin bir tefekkür hali vardı. Çok iyi anlıyordu Nebi. Vahyi alan anlamaz mı? Vahyin sadık peygamberi anlamaz mı? Cebrail'le görüşen anlamaz mı? Yüreği yanık olan anlamaz mı? Anlaması gereken anlamaz mı? Mekanı aşan anlamaz mı? Muhammed Nebi anlamaz da kim anlar? Dönüyor öyle diyordu. Hamza ölecek demektir. Hamza şehit olacak. Hamza'nın öleceğine işarettir Ebu Bekir diyordu. Sonra dönüyordu Resulullah kıbleye, namaza duruyordu. Başka bir şey, başka ne yapabilirdi? Büyük bir çileye, büyük bir sıkıntıya muhatap olan
Allah'a dönmekten başka ne yapabilirdi? Allah Nebisi namaza duruyordu. Yüreğinde derin bir sızı vardı. Hamza'nın ölümünü anlamıştı. Melekler onu yıkıyorlardı. Melekler ancak şehidi, şehit makamında olanı yıkarlardı. Onun içindi. Sonra iki ordu karşı karşıya geliyordu. Herkesin gözü Hamza üzerindeydi. En büyükleri Hamza'ydı. Herkesin gözü, Müslümanların gözü ve gönlü orada, müşriklerin de gözü Hazreti Hamza üzerindeydi. Çünkü onlara Bedri kaybettiren en önemli isim Hazreti Hamza'ydı. O gün onun oradan çıkmaması lazımdı. Yeminliydi müşrikler Hamza'yı yok etmek için. Fırsat gelecekti. Bakalım nasıl geldi fırsat. Kısa bir aradan sonra Hamza ile beraberiz. Ve Uhud'da iki taraf karşı karşıya geldi. Hazreti Hamza o gün zırh giymemişti. O gün kalkan kullanmadı, iki kılıç kullandı. Vahşi anlatırken sonra Hazreti Hamza'yı öyle diyecektir. Müslümanlar bölümünün, ben o gün müşriktim diyor Vahşi, iki şahini vardı. Biri Hamza idi, öteki Enes bin Nadır'dı. Hamza hiç hile düşünmedi. Savaş hilesi hiç düşünmedi. Açık, net, çok açık bir hedefti diyor. Ayneyn boğazı kesiliyordu. Hazreti Hamza tek başına 30 kişi bertaraf edecekti. O gün ilk safta Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ebu Ducane vardı. Üç kahraman. Müşrikler Hazreti Hamza'yı tanımlarken o kızgın bir deve gibidir derler. Onun dizginlemek mümkün değildi. O gün Resulullah'a tam 70 kılıç vurulmuştur. 70 kılıç Resulullah'a sallanmıştır. Çoğunu sahabi kesmiştir. Vahşi anlatıyor, Hamza diyor, Hamza'yı vurmak, devirmek mümkün değil. 100'e 100, 1'e 1 kılıçla Hamza'yı bertaraf etmek mümkün değil. Elimde ben bekliyordum, elimde mızrağımla bekliyordum. Çünkü Hamza'yı öldürsem hürriyete kavuşacağım. Bekliyordum. Hamza bir ara bir sünnetçi bir kadının oğlu Hamza'nın önüne geldi. Resulullah hücum ederken Hamza dedi, ben buradayım, nereye dedi. Hazreti Peygamber etrafına saldırılırken Hamza'nın sesini duydum diyor Vahşi. Hamza, Esedullah burada, burada. Allah'ın aslanı burada. Düşmanları üstüne çekiyordu Mekkelileri. Ona hücum ediyorlardı. 3-4 kişi hepsini darmadağın ediyordu. Hamza diyor bir tufandı. Fakat birdenbire bir darbeye karşı sakınırken kendini ayağa kaydı, çukura düştü, sendeledi diyor Vahşi. İşte o tam sendelediği anda elimdeki usta bir manevrayla mızrağımı kaldırdım ve Hamza'ya fırlattım. Fırlatmış olduğum mızrağım göğsüne girdi, kasıklarından çıktı. Tam isabet etmiştim. Bir anda savruldu diyor, bir anda sendeledi. Ayağa kalktı, beni aradı diyor. Beni de gördü, bana doğru yürümeye başladı. Vallahi beni yakalasaydı paramparça ederdi. Her tarafım tiril tiril titrediğini hissediyordum. İki kılıcını yere vurdu diyor Hazreti Hamza. Sonra bir an durdu, birini arıyordum Medine'de, birini arıyordu Uhud'da. Sağa sola baktı, sağa sola baktı. Anladım ki Muhammed'i arıyor diyordu Vahşi. Resulullah'a bakıyordu. Son bir bakış. En sevdiğine, en sevilene son bir nazar. Bütün kainatı kuşatacak kadar derin bir nazarla baktı. Sonra yavaş yavaş diz çöktü yere. Sonra boylu boyuyla uzandı yere. Yanına gittim. Ayağına vurdum. Korkuyordum ondan. Ebu Ammara, Ebu Ammara dedim. Baktım ses yok. İşte o an Hind'i çağırttım. O gün için azgın olan kadın Hind'i çağırttım. Hind'e dedim ki öldürdüm onu. Onu çevirdik Hind'le beraber.
Hint elindeki hançerle Hazreti Hamza'nın göğsünü yardı. Ciğerini çıkardı, diğerini tam yiyecekken yemedi ve tükürdü. Bu kadar azgınlaşmışlardı. İnsani bütün duygulardan arınmışlardı. Hazreti Hamza'nın mübarek burnunu kesecekler, kulağını kesecekler. Dil varmıyor daha ötesini söylemeye. Mübarek gözler ne kadar hücum edeceklerdir. Hamza'nın vücudunu paramparça edecekler. Derler ki Ebu Süfyan elindeki sopayla o gün Hazreti Hamza'nın yanağıyla oynayınca yine müşrik olan Halis dönecek Ebu Süfyan'a, bak diyecek, Hamza'nın gölgesine yanaşamayan Mekke'nin liderine bak, liderine. Yakalamıştın onu, cesedini utanmadan oynuyorsun bir de. Ebu Süfyan dönecek, sus, rezil ettin beni. Anlatma bari, rüsvayı olmayayım. Savaş sona ermiştir. Hamza ve 72 sahabi veya 71 sahabi şehittir. Hazreti Peygamber yaralıdır. Yüzünde kan vardır. Mübarek dişi kırılmıştır. Bir ara döndü Resul-i Ekrem. Hamza nerede? Amcam nerede? Onu gören var mı dedi. Yaralıydı Resulullah. Etrafında ayakta kalabilenler vardı. Çünkü her an bir ok gelip Resulullah'a saplanabilirdi. Bir düşman mızrak atabilirdi Resulullah'a. Sahabi onu çembere almıştır. Savaş içerisinde, savaşın o meydanında Hazreti Peygamber çember içindedir. Hamza nerede dedi. Haris bin Samme diyordu ki ben bulurum ya Resulallah. Haris gidiyordu, dönmüyordu, dönemiyordu. Resulullah'ın amcası Hamza'nın parçalanmış vücudunu görünce Haris dönemiyordu. Nasıl dönsün? Hazreti Ali'ye diyordu ki Ali git ve bul Hamza'yı nerede? Bana Hamza'yı bulun diyordu Resulullah. Habire Hamza nerede, Hamza nerede diyordu. Hazreti Ali gidiyordu ve Hazreti Hamza'yı parçalanmış vücudunu buluyordu. Dönüyordu Hazreti Ali. Dönüyordu ama ağlayarak dönüyordu Hazreti Ali. Resulullah dönüyor ve diyordu ki Hazreti Ali'ye, Hamza nerede diyordu. Ali, Hamza nerede? Diyordu ki ya Resulallah, Hamza orada. Hamza orada. Niye gelmedi diyordu Resulullah. Hamza niye gelmiyor? Hamza orada ya Resulallah. Öldü diyemiyordu. Resulullah bir daha sorunca Hamza gelemez ya Resulallah diyordu. Hazreti Peygamber bakışlarını Hazreti Ali'ye doğrultuyordu. Hamza şehit mi diyordu. Hazreti Ali başını önüne eğiyordu. Hamza gelemez ya Resulallah diyordu. Hazreti Peygamber işte o an Medine'nin ve mekanın ve ötenin ve ötesinin ve mahşerin ve kabir aleminin ve berzahın ve cennetin peygamberi işte o an ayağa kalkıyordu. Beni amcama götürün diyordu. Yaralıydı. Aslan yerdeydi. Şu gölge Hamza mıdır bilmiyorum. Şu silüet, şu Medine'yi kuşatan silüet Hamza mıdır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa en sevgili uğruna sevdalarından vazgeçenler vardı. Ailesinden, çocuğundan, hayatından, yiyeceğinden, içeceğinden vazgeçenler vardı. Cennet umurlarında değildi. Cehennem uzaktı onlara. Ama amcaya gitmek isteyen vardı. Hazreti Peygamber yürüyordu Hamza'ya doğru. Hazreti Hamza'ya doğru. Sahabe-i kiram Resulullah'ın geldiğini gördüklerinde Hazreti Peygamber'in önünü kesiyorlardı. Hazreti Peygamber Hamza'ya yürüyordu, sahabi kol kola giriyordu. Resulullah'ın önünü kesiyorlardı, onu görme diyorlardı, görmemen lazım. Hazreti Peygamber bu tarafa hamle yapıyordu, sahabi orayı kapatıyordu. Duvar bir duvar örüyorlardı, etten, muhabbetten, aşktan bir duvar örüyorlardı. Ya Resulallah biz gördük sen görme diyorlardı. Hazreti Peygamber en sonunda çekilin diyordu, Hamza'mı görmem lazım. Hazreti Hamza'yı görünce işte Uhud bir peygamberin ağladığına şahit oluyordu. Diyordu ki amcam benim, amcam benim. Resulullah'ın amcası, Allah'ın aslanı, ey hayırların sahibi,
ey beni koruyan amcam diyordu. Sahabi diyecektir ki biz hiçbir zaman Resulullah'ı bu kadar ağlarken hiç görmedik. Biraz sonra diyorlardı ki Safiye geldi. Resulullah'ın halası Safiye. Hazreti Peygamber dönüyordu Hazreti Zübeyir bin Avvam'a. Büyük şehit Hazreti Zübeyir'e diyordu ki annenin yolunu kes, gelmesin diyordu. Safiye geliyordu, oğlunu dinlemiyordu, çekiyordu kenara. Çekil diyordu, Hamza'm ölmüş, kardeşim ölmüş. Hazreti Peygamber Safiye'nin önüne duruyordu. Halam diyordu, halam ne olur gitme, göremezsin onu. Hamza'yı gördüğün gibi hatırla, Medine'den çıktığın gün gibi hatırla onu. Hamza'yı Hamza olarak hatırla. Safiye gitmek istiyordu, Resulullah öyle diyordu. Hamza yok ki ortada. Mübarek gözü çıkarılmış, kulakları kesilmiş, burnu kesilmiş bir Hamza vardı. Hamza yok ki, Safiye diyordu. Diyordu ki hayır, Hamza'yı görmem lazım. Allah Nebisi en sonunda diyordu ki perdeyi kaldırın, Safiye görsün Hamza'yı. Safiye görüyordu. Safiye ağlamaya başlayınca, yüksek sesle ağlamaya başlayınca Hazreti Peygamber dönüyordu. Ve ilk kez bir peygamberin sarsılarak yüksek sesle ağladığına sahabi şehit, şahit oluyor. Şahittiler. Biz de şahit olacağız mahşerde. Resulullah'ın Hamza ile kol kola geçtiğine şahit olacağız. İyi ki o gün o gözyaşına şahit olmadık. Yürekler dayanamazdı ki çünkü Allah Nebisi o kadar sarsılıyordu ki Cebrail iniyordu o an Medine'ye. Hazreti Peygamber'in yanına geliyordu Cebrail, diyordu ki Allah'ın Resulü vallahi bütün melekler Hamza için ağlıyorlar. Şu anda 7. kat gökte sema ehli şunu biliyorlar. 7. kat gökte şunu yazılmıştır. Hamzetu Esedullah ve Hamzetu Esed Resuli. Hamza Allah'ın ve Hamza peygamberin aslanıdır. Şu anda 7. gökte bu ilan edilmiştir, Muhammed ilan bilesin diyordu. Allah Nebisi rahatlasın diye. Hüzün vardı Medine'de. Uhud'da hüzün vardı. Yakan tarumar eden bir hüzün vardı. Sultana gidenler vardı. Sultana gidenler vardı. Sultanım kapından çevirme ne olur, görmezsem cemalin halim yaman olur. Seninle buldum ben huzuru Mevla'yı, kapında eşin olur. Örtü geliyordu. Örtüyü Safiye
Hazreti Hamza'nın üzerine atıyordu. Hazreti Hamza'nın başını örtüyorlardı, ayakları açıkta kalıyordu. Dünyalıkları yoktu bu insanların. Onun için mezarının başında Resulullah öyle diyecekti. Siz tok hiç yemediniz. Doyasıya ekmek bulamadınız. İmanınızdan dolayı bütün dünyayı terk ettiniz. Mübarek şehadet parmağını Cebrail'le beraber göğe kaldırıyordu. Vallahi ya Rabbi ben şahidim, onlar senin için öldüler diyordu. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Ayet-i kerimesi anında iniyordu. Müminlerden öyle adamlar vardır ki sözlerinde durdular. Şehitlik de şehitlik dediler, şehit oldular. Ötekiler ise sırada bekliyor. Ömerler bekliyor, Aliler bekliyor, Mus'ablar, Hamzalar şehit oldu. Ayet iniyordu onları anlatan. Hazreti Peygamber Uhud meydanında oturuyordu. İşte şurada oturuyordu. Hazreti Hamza'nın mezarının olacağı o yerde oturuyordu. Nebi, dünya bir araya gelse kim ne anlatabilir? Nasıl izah edeceksiniz o anı? Allah Nebisi orada. Sonra diyordu ki Hamza'yı kaldırmayın sakın. Şehitleri getirin. Kalkıyor tekbir alıyordu her şehit için. Hamza'yı hiç kaldırmıyorlardı. Hazreti Hamza'nın başında tam 72 defa cenaze namazı kılacaktır. Değerdi Hamza'ya, değerdi. Bütün bir ömür cenaze namazı kılınsa Hamza'ya değerdi. Hatta sonraları Hazreti Hamza'nın mezarına gittiğinde mezarında yine cenaze namazı kılacaktır. Ya Rabbi nasıl bir sevgiyle çocukluk arkadaşına, amcasına, süt kardeşine nasıl bir sevgi. Hayatı boyunca Muhammed Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hamza'yı hiç unutmadı ama. Hiç unutmadı, bir an dahi unutmadı. Sonra öyle diyordu, Hamza'yı mezara gömün ikişer ikişer, şehitler ikişer ikişer, üçer içer, işte şu mekana gömülüyorlardı. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş'la beraber gömülüyordu. Hazreti Peygamber dönüyordu Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye, Zübeyir bin Avvam'a diyordu ki beraber gömün. Hep beraber Hazreti Hamza'yı mezara gömüyorlardı. Kefen bulamıyorlardı. Kefen bulmak için yüzlerini kapatıyorlardı. Ayakları açıkta kalıyordu. Sonra ne oldu? Bakalım biraz sonra. Sonra ne oldu? Kısa bir aradan sonra. Ve Hamza Uhud'da gömülür. Medine'ye yorgun döner Nebi. Sahabi yorgun ve yaralıdır. Medine kadınları ölülerine ağlamaktalar. Hamza'nın ağlayacak kimsesi yok ki. Resulullah'ın bütün kızları, yakınları uzaklardadırlar. Hazreti Peygamber döner, Hamza bu şehirde garip midir yoksa der. Niye kimsenin Hamza'ya ağladığını duymuyorum. Sa'd ibn Muaz ve Sa'd ibn Ubade koşarlar kadınlara. Önce herkes Hamza'ya, sonra kendi ölüsüne ağlayacak diyecek. En çok gözyaşını Hamza hak ediyordu onun için. Şairler Hamza'yı yazacak. Hazreti Hamza'yı yıllarca Kâb-i Malik diyecektir ki meşhur peygamber şairi. Senin hüznünle geceler uykusuz geçmekte. Bu acı ile gençliğim geçecek korkarım ki. Hamza'nın kaybı sarstı beni derinden. Hira'ya inseydi bu musibet, sabit taşlar yuvarlanırdı yerinden. Sen boz renkli, kalın pençeli, sert yelili bir arslandın. Aslan diyecekler ona. İbn-i Ravaha diyecektir ki, gözlerim ağlıyor ağlamalı da. Biliyorum ağlamak Allah'ın aslanı geri çevirmeyecek. Bütün bir ömür böyle geçecek. Yoksa şu yatan aslan Hamza mı? Hep Hamza dediler, bu aslan dediler. Biz geçen sene ziyaret ettik. Şimdi bir vetere vereceğiz Hamza'nın penceresi dibinde. O anları yeniden yaşayacağız. Sonra
hazır olun, hep beraber amin diyeceğiz inşallah kısa bir veteremizden sonra. Selam sana Hamza. Selam sana. Selam sana ey şehitlerin efendisi. Selam sana şehitlerin sultanı. Selam sana. Ne kadar yakınız sana. Elimizi uzatsak dokunacak kadar. Elimizi uzatsak biz buradayız. Seni görmeye geldik. Seni ziyarete geldik. Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın süt kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine, düşmanlık taslayanların yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana, yanı başındayız. Senin kokunu duyar gibi oluyoruz, hisseder gibi oluyoruz. İnanıyoruz ki sen Resulullah'ın da ifade ettiği gibi Uhud şehitleri mahşer alemine kadar kendilerini ziyarete gelecek olan bütün müminlerin selamlarına aynıyla cevap verecekler, haberdar olacaklar. İşte buradayız. Sevenlerin adına, sana gönül vermiş olanların adına, kalbi seninle beraber olanların adına, ey şehitlerin sultanı biz buradayız. Dostlarınla makarında mekanında ne kadar rahatsın. İnanıyoruz ki ne kadar mutlusun. Çünkü inanıyoruz ki sen şu anda Muhammed Mustafa'nın sofrasında onunla beraber cennetin en güzel nimetlerinin içindesin. Hani Uhud'un en daraldığı yerde, Uhud'un en çıkmaz olduğu yerde sen ki bir yandan Resulullah'ın etrafına çöreklenmiş olan Mekke müşriklerini oradan uzaklaştırabilmek için habire şöyle diyordun. Ene Hamzetu, ene Esedullah ve ene Esedu Resulillah diyordun. Ben Hamza'yım diyordun. Ben Allah'ın aslanıyım ve Allah'ın Resulü'nün aslanıyım diyordun. Mekke müşriklerini kendi üzerine çekmeye gayret ediyordun. Tek bir derdin vardı biliyorum Hazreti Hamza. Tek bir derdin vardı. Resulullah'ın etrafına çoraklanmış olanları kendi etrafına çekebilmek. Resulullah için, İslam için, Kur'an için şehit olabilmek için. Şimdi senin yanındayız. Sana bakıyoruz, ne kadar yakınız. Birkaç metre ilerideyiz. Bir gül sunmak isterdik sana. Senin gül yüzüne gülümserken binlerce gül atmak isterdik senin mezarının üzerine. Ne kadar mütevazisin. Kabrin ne kadar mütevazi. Toprak kadar mütevazi. Toprakla aynı yerdesin. Toprak senin kadar mütevazi. Sen toprak kadar mütevazisin. Yanı başında Hazreti Abdullah bin Cahş'la berabersin. Abdullah bin Cahş ki Uhud gecesi ellerini açıyor, şöyle yalvarıyordu. Ya Rabbi yarın savaş olacak. Yarın senin için kılıç kuşanıp senin dinini yok etmek için gelmiş olanlara karşı geleceğiz. Ya Rabbi şunu arzu ediyorum. Keşke yarın çok güçlü bir düşman karşıma gelse, beni şehit etse, iki kulağımı ve burnumu kesse ve ben ölsem ve mahşer alemine kulaksız ve burunsuz gelsem ve sen bana sorsan Abdullah kulum nerede kulakların ve burnun desen ve ben desem ki biliyorsun ki Uhud'da senin için bıraktım onları desem. Sahabenin ifadesiyle ertesi gün Uhud'un sonunda onu gördük. Aynı öyleydi. Kulaksızdı ve burunsuzdu. Tıpkı arzu ettiği, istediği, dua ettiği şekilde şehit olmuştu. Selam sana Hazreti Hamza'nın yanı başında gömülmüş şehit Abdullah İbni Cahş. Selam sana Hazreti Mus'ab. O Mekke'nin o en güzel, en yakışıklı delikanlısı selam sana. Hani Resulullah'a bir darbe gelmesin diye önce sağ kolunu, sonra sol kolunu feda edip de sonra iki kolu koptuğunda, vücudundan kan yere boşandığında ben Hazreti Muhammed Mustafa'yı savaşın sonuna kadar koruyamadım diye müteessir olup utancından yüzünü kumlara saklayan, başını kuma gömercesine kumun üzerine uzanmış olan Hazreti Mus'ab ve sonra şehit olan ve sonra savaşın ilerleyen noktalarında Hazreti Peygamber'in seni gördüğü bir esnada Mus'ab demin sen düşmemiş miydin dediğinde dönen sana benzeyenin dönüp de ya Resulallah ben Mus'ab değilim ki. Ya sen kimsin? Gökten inen bir meleğim. Mus'ab'ın suretinde indim. Uhud'un sonunda kadar senin yanında kalayım diyen. Selam sana Mus'ab. İşte biz buradayız. Uzaklardan geldik.
sevgiyle geldik. Temennalarla geldik. Size olan sevgimizi, aşkımızı, fedakarlığınızı, ne kadar sevdiğimizi ilan etmek için geldik. Siz ki yetimlerin yanındaydınız. Siz ki yoksulların yanındaydınız. Siz ki garibanlara döşektiniz, yastıktınız, yorgandınız. Siz ki mazlumların yanındaydınız. Siz ki hakkın yanındaydınız. Siz ki İslam'ın ilerlemesinde, Müslümanların dinlerini tanımalarında siz ki merdiven oldunuz, eşik oldunuz. Selam size Uhud'un büyük şehitleri, Allah'ın sonsuz selamı, Allah'ın sonsuz rahmeti, Nisan yağmurları gibi insin bu topraklarınıza. Biliyoruz ki buraya gelen her Müslümanın gözünde damla damla yaş vardır. Size güzel bir hediye, hak ettiğiniz hediyeyi sunamamanın verdiği bir teessür vardır. Selam size Uhud şehitleri. Selam size Uhud şehitleri dedik ve hemen duamıza geçelim. Sevgili Adem Karabey hocam şeref verdiler. Ezanımızı okuyacak. Ama amin diyelim ve ezanımızı aminle geçelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmeten lil alemin. Seyyidi Ebil Kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. İlahi ya Rabbi bu mübarek Ramazan gecesinde, sahur vaktinde kainatın belki uykuda olduğu ama kalbi çarpanların, hatta cansız olanların Allah Allah diye seni zikrettiği şu demde ya Rabbi senin rızan için geldik, senin rızan için ellerimizi açıyoruz. Ya Rabbi Hazreti Hamza gibi dostların, en sevdiğinin dostları hürmetine üzerlerimizdeki bütün musibetleri, kötülükleri, nefsani yanlış olan bütün düşünceleri kaldır ya Rabbi. Ya Rabbi Uhud şehitlerinin ve başta Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza'nın bereketini üstümüzden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi hangi idealler uğruna yaşanmışlarsa, fitneden, fesattan uzak bir iman yaşanmışlarsa, sağlam karıştırılmamış bir bilgi ve imanla sana dönmemizi sağlamışlarsa, ya Rabbi biz hep o güzel insanlardan, o şerefli insanlardan, o asil insanların, onların şerefli örneklerinden, hayatlarından anlatarak kalbimize Kur'an'ı ve Resulullah'ı nakşetmeye çalışıyoruz. Bizi bu çizgimizden, bu yolumuzdan, bu sevdamızdan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi seherimizi, sahurumuzu meleklerin gölgelediği seher haline getir. Ya Rabbi iftarlarımızı kabul et. Ya Rabbi Kur'anlarımızı kabul et. Ya Rabbi hatimlerimizi kabul et. Ya Rabbi çoluk ve çocuklarımızı bir tam birer mümin olarak yaşamış ve bir mümin olarak, sadık birer mümin olarak Rabb'a gitmiş olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip et. Dertlilere deva nasip et. Borçlulara çıkış kapısı nasip et. İlahi ya Rabbi kalbimizi aşkınla çarpan kalplerden eyle. Ya Rabbi dimağımızı senin muhabbetinle çarpış dimağlardan eyle. Bizleri, çoluk ve çocuğumuzu, sevdiklerimizi her türlü musibetten, kaza, bela, bütün bunlardan uzak eyle. İşimizi kolay eyle, asan eyle. Ya Rabbi neyi seviyorsak hayırlıysa nasip et. Neden sakınıyor ve korkuyorsak şer ise bizleri onlardan uzak eyle. Hayatımız boyunca bizleri Hazreti Peygamber Efendimizin bereketinden, rahmetinden ve şefaatinden uzak eyleme ya Rabbi. Son anımızda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı hepimize nasip eyle. Amin, amin ya Rabbi. Sevgili hocam, isterseniz alınız, ezanınızı okuyacaksınız. Hocamın ezanını dinliyoruz ve Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La